sevgili dinleyenler, Karapınar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Hikmet Peker Beyefendi şu anda stüdyomuzda ve yanımızda konuğumuz. Öncelikle kendilerine bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Koç. Evet, sevgili dinleyenler, biz Hikmet Bey'le az önce onu konuşuyorduk. Biz kaç yıldır tanışıyoruz diye. Doğrusunu isterseniz geriye doğru gittiğimiz zaman bir tarih bulamadık. Evet, biz bu programımızda sevgili Hikmet Peker'le biraz eski hukukumuza dayanan şu sizli bizli konuşmalardan öte biraz rahat olabiliriz sevgili dinleyenler. Onunla Karapınar'ı, Konya'yı, Gazeteciler Cemiyeti'ni, derneği konuşacağımız o kadar çok olay var ki. Önce siz, ben tanıyorum da tabii siz, bu Hikmet Peker de kim diye soruyorsunuz umarım. Gelin sizin adınıza ben sorayım. Evet, ben de bana bugün bu fırsatı veren Ülkefem 100.1 Ülkefem Radyosu'nun başta genel yayın yönetmeni ve sahibi Nurettin Özerdem abime, beyefendi başkanıma diyelim. Bütün siyasetten beraber çalıştık. Başta olmak üzere. Siz değerli yönetmen, yazar Yusuf Koç abime ve şu anda ana kumandan masasında bu yayının dinleyiciye ulaşmasını sağlayan kardeşim Ahmet Burak Tanış'a teşekkür ederek programımıza başlamak istiyorum. Ortak oluyorum. Ben de sizin şiirle giriş yaptığınız gibi bugün 24 Kasım malum Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Evet. Bizleri ilkokuldan, ortaokuldan, liseden neyse bu okul unutmaya öğrenmen yaş olmaz. Bütün öğretmenlerime ve öğretmenlere günlerinin kutlu olmasını nice nice daha güzel, daha eğitimli, daha müreffeh bir ülke için onların katkılarının artarak devam edeceği bir ülke adına kendilerinin ellerinden öpüyor, saygıyla önlerinde eğiyorum. Günleri kutlu olsun deyip programımıza başlamak istiyorum. Buyurun. Peki kimdir abi? Doğumundan kısaca özetle bugüne geleceğim ancak Hikmet Peker'in diğer insanlardan ayıran, kendimce ayırdığını zannettiğim bir duruşum var. Diğer insan zaten duruşuyla toplum içinde fark edilir veya fark edilmez. Sürüden sıradan olur. Ben biraz ayıklı ve asi bir insan olduğumu zannediyorum. Öyle bildiğimi zannediyorum. Siz daha çekeriz. Bir dörtlük sadece. Ne çekersek deliden, kaçıktan çekeriz. Ya bir eksikten ya da buçuktan çekeriz. Bir yanda gözü gönlü kapalıdan, öbür yanda eti budu açıktan çekeriz. Evet abi, Hikmet Peker dünyaya böyle bakıyor işte. Hep çekmeyle gidiyoruz. Doğmuşluğumuzdan yaşamımız hep işte dediğimiz gibi bir tarafta ya eksikten ya buçuktan, fazladan. Evet. Eksikten derken veya işte bir tarafta gözü gönlü kapalıdan, bir tarafta eti budu açıktan. Evet, neyse fazla kelamış yapmadan sorumuza gireyim. Hikmet Peker Su abicim, Karapınar doğumluyum. 1966 Karapınar doğumluyum. Babam, muallim, Karapınar'ın ilk öğretmeni, muallim Mehmet Efendi'nin torunu Korkmaz Peker'den olma. Anne tarafım, Bülbül İbrahim kızı Şaziye Peker'den doğma. İlk okulumu Karapınar, Yavuz Selim'e Atatürk İlkokullarında. Lise ve orta öğrenimi Karapınar İlmi Hatip Lisesi ve Karapınar Lisesi'nden bitirdikten sonra yüksek öğrenimi Çukurova Üniversitesi Şişek Teşvik Bölümünden ayrıldım. Evet. Daha sonra Konya hayatımız başladı 1985-86'lı yıllarda. Konya'da ilk açılan yeni kranüsel mağazasının muhasebesi olarak Konya hayatımız başladı. Askerlik sonrası Konya'nın en büyük şimdiki afradeselerden yeni mağaza çok daha önemli o dönemi. Gima mağazasında muhasebeci olarak 1989 yılında Konya'da bir pil hayata atıldım diyebilirim. Gima mağazası müdürlüğüyle. Uzun yıllar orada Gima kitti şimdiki devletin bir işi, kuruluşlar doğrusu kitti. Sonra 1997 yılında özelleşince haliyle devlet sattı. Özel sektöre geçti. Biz devlet tazminatımızı aldık. Ayrıldık. Özel birkaç şirkette Konya Krom, Rotatif Ambalaj gibi firmalarda neyse, yaptıktan sonra da gazeteciliğe geliyor. Hemen sonra geleceğim. Evet. 2004 yılında da Konya'da yeni bulmuş olan Memleket Gazetesi'nde muhasebeci olarak, müessebe olarak işe başladı. Gazetecilik oradan mı sağlık? Oradan. 2004 yılında Konya Memleket Gazetesi'nde.
İlçedeki gazeteleri dolayısıyla ufaktan yazmaya, çizmeye, haber yapmaya başladık. Derken 2006 yılında da ilçe gazetesini satın alıp memleket gazetesinden ayrıldık. 2006 yılından beri de bir kendi gazetenin başında köşe yazarı, muhabir, matbaacı, dizgici her yönüyle gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Evet. Evliyim ve 3 çocuk babası. Allah bağışlasın. Maşallah. Yani hakikaten bir dergiyi böyle tek başına bir ordu gibi bir sürü insan varmış gibi bir araya getirmek hakikaten zor bir iş. Bir de sizin bu olay içerisinde, tabii az önce dedenizden, Muallim Mehmet abi, torunusunuz, ondan söz ettiniz. Şimdi benim elimde, şu anda parmaklarım üzerinde duruyor, evet. Onun yazdığı güzel bir şiir var. Karapınar'ı anlatmış, bir Karapınarlı olarak anlatmış. Evet. Onu okuyacağız, yorumlayacağız, ayrı bir konu ama biz... Şimdi gazetecilik yapıyorsun ama benim seni tanıdığım yıllarda sen Karapınarlar Dernek Başkanlığı'nı yapıyordun. Evet. Bizim tanışmamız bir vesile öyle oldu. Evet. Evet, kurucularından oldun. Bir dönemde başkanlık. Konya'da Karapınarlar çok eyvallah. Evet. En azından burada olaraktan onlara yardımcı olmak var. Bir de buradan destekli. Karapınar'a destekli bir takım çalışmaların içinde bulunmak var. Evet. Yani düşünce neydi ya? Ben onu sormak istiyorum. Düşünce, yani Karapınarlar Derneği'nin evet 86 yılında kurucularından aynı zamanda evet. O zaman üniversite öğrencisiyken bile. Şimdi bu sorumda şöyle bir cevap vermek durumundayım. Bence Hikmet Peker'e, Yusuf Koç'a falanına ait değil bu hemşericilik, dernekçilik ve olayı bence yaratılış gereği mensubiyet duygusunun dışa vurumu diye diyorum. Yani her insan bir şekilde hemşeri derneği olmasa bile atıyorum Sarı Saçlılar Derneği, yok efendim Galatasaraylar Derneği, pop müziği sevenler derneği, türkü sevenler gibi yani insanlar kendi gibi düşünen ortak paydalardaki insanlarla beraber olup o birliktelikten doğan değere mensup olma duygusunu tatmin diye düşünüyorum ki bizim Karapınar'dan burada biliriz. Bizim gençlik yıllarımızda, çocuk yıllarımızda Konya'ya geldik ama şimdiki kadar sık ulaşım yok, telefon yok, internet yok. Bir gelen, yani evi buradaysa yerleştiği zaman belki bayramdan bayrama gidiyordu. Gerçekten bir gurbet ve hasret olayı oluyordu o 80'li yıllarda. Evet. Dolayısıyla Konya'da ciddi sayıda bir Karapınarlı oldu. Bir araya geldik ve hep Karapınar'da işte ne var ne yok. İşte ben 3 aydır gitmiyorum, biri 5 aydır gitmiyor. Bir hasret. Sonra bu hasretin, yani Karapınarlı, ortak noktamız Karapınarlı. Malzememiz de hasret ve haberleşme olayı. Evet. Bu bence bir Karapınar'da bütün hemşeri derneklerinde sılayı rahim yapamayan, imkanı veya kısıtlı olan insanların teselli buldukları, hemşerilerinden geçmişi istişare ederek teselli buldukları bir sosyal olgu diye düşünüyorum. Biz de bu dönem bize nasip oldu. Büyüklerimiz tabii, bizim de içinde olduğumuz büyüklerimiz. 1986 yılında Karapınarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu. O günden bugüne de şu anda 10. yönetim kurulu görevde. 9. yönetimde başkan bendim. Şu anda 10. var. Derneğimiz diğer derneklerine nazaran biraz reklama girecek ama son benim dönemimde ve şu anki yönetimimiz gerçekten Konya'da bildiğim kadarıyla hemşeri dernekler olarak 17 tane dernek var. En aktif biz diyebiliriz. Bir iki istisna hariç. Elazığlılar ve Karadenizliler. Türkiye'nin her tarafında Elazığlılar ve Karadenizliler dernekçilikte çok daha ilerler. Muazzam bir hemşericilik örneği sergileyebiliyorlar. Yani onları artık geçmemiz mümkün değil diyor. Ama diğer ilçe dernekleri açısında, arasında da Karapınarlıların derneğinin özellikle de dönemimde kayda değer bir birliktelik. Biraz önce sizin belirttiğiniz gibi özellikle Karapınar ayağına ışık tutmak, projeyi yönlendirmek gibi açısından hatta belki birazdan ona geleceğiz. Sizin o ben o yüzden birazcık ucunu açayım. Mekke efsanesi olayıyla biz Karapınar ışıkta tuttuk. Ha değerlendirir, değerlendirmez ayrı mesele. Onu ileride konuşuyoruz ama yani derneklerin asıl görevi bu Yusuf Bey. Yani ilçem için ne yapabilirim? Bulunduğum konumda ben kimim? Ne yapabilirim? Beyin gücüm ne? Maddi gücüm ne? Bunun emanetini çıkarıp insan gücünü, yani Karapınarlı beyin gücünün ve insan gücünün emanetini çıkarıp kayıt altında tutup ihtiyaç duyulduğu anlamda harekete geçirmek. Yani dernekçinin olayı bu. Öbürleri bahanesidir. Geceler yapmak, müziklidir, bilmem tek çeşitli faaliyetler. Bunlar birlikteliği kaynaştırmak, devam ettirmek için bahaneler olup yapıldı. Dönemimizde iyi şeyler yapıldı. Şu anda yapılıyor. Ben hemşericiliğim, dernekçiliğim, aşırı ırkçılık ve çok fanatik
ötekileştirmeye gitmeden seviyeli yapılması insan doğasının gereği olduğuna inanıyorum. Sevgili dinleyenler, aslında sanıyorum 3 dönemdir Ramazan etkinliklerinde yemek veriyorlar Karapınarlar Derneği. Yok, çok eskiden de devam ediyor da benim dönemimde biraz daha popüler oldu. Yani sizler de iştirak ettiğiniz, gördüğünüz gibi bayağı bir ciddi kalabalıklar toplanıyor. Evet evet, benim dikkatimi çeken de bu hadise zaten. Şimdi 3 dönemdir görüyorum. Hakikaten binin üzerinde insan geliyor. Evet, güzel. Yani bu insanların bir araya gelip yan yana, omuz omuza aynı havayı teneffüs etmesi, aynı atmosfer içerisindeki o oksijenin soluması bile, o manevi havayı soluması bile yetiyor. Hiçbirbirine yardım etmeseler de bu manevi açıdan çok büyük bir destek oluyor. Bir moral oluyor. Karapınar şiiri. Karapınar şiiri. Tamam. Hemşehrilerimiz şimdi şu anda internetleri bazılarından dinleyen, dört bir tarafından dinleyen hemşehrileriniz olduğuna biliyorum, inanıyorum. Hem onlara bir şey olsun, Karapınar olsun. Evet evet, benim de bu konuda bir takım çalışmalarım oldu zaten, onu konuşacağız, reklamlardan evet. Sonra konuşacağız. Buyurun dinleyelim. Döndü avam. Karapınar'ın bir kenar mahallesinde kendi halinde yaşar gider döndü avam. Kocası her daim çarşı kahvesinde kalaylı bir küfür basar gider döndü avam. Bir inek iki tavuk bütün malı mülkü, gençliğinden beri sırtındadır geçim yükü. Kırkından sonra şansım döner diye belki, tatlı hayallere dalar gider döndü avam. Çürümüş kerpiç duvarı bir çivi çakılmaz, rengi solmuş toru var el içine çıkılmaz. Gene de şükreder haline hayattan bıkılmaz, umutlarını yarına sarar gider döndü avam. Ayağında kara lastik altı gene delinmiş, gençlik uçup gitmiş gözüm feri silinmiş. Vakti zamanında selvi boylu fidan gibi gelinmiş, geçmiş günlerini anar gider döndü avam. Horoz komşu kümeste tavuklar yumurtlamaz, torunlar hep yanında kafada akıl bırakmaz. Damat hayırsız çıktı, gelin dersen laf anlamaz, kabahat kimdi diye sorar gider döndü avam. Tuluğun dibi göründü, tereyağı çoktan bitmiş, bostan da olmadı bu yaz, emekler boşa gitmiş. Ayşen'e de bir leğen hamuru eskitmiş, duruk duruk kendine kızar gider döndü avam. Tezek kelime kalmadı, nasıl geçecek bu kışı? Gündeliği vermedi, adı batat ise pancar çavuşu. Kaynatmadı da salçayı, kurdu, şuncağız turşu. Bir tek yoz çobanı seni anar gider döndü avam. Şimdi ağzına sağlık, bu şiir kime aitti? Karapınarlı yazarlarımızın yoz çobanı. Şimdi böyle bir döndü avam karakterinde, kişiliğinde... Çok bizim kadınımız hepsi döndü avam. Karapınarlı yazarlarımızın bu şeyle özdeşmişti döndü avam. Biz ara vereceğiz ama bu aramız çok uzun olmayacak. Dümen yaptılar Ali Tepe'nin başına. Şimdiki sırasındaki dükkanların yerlerinde kaynattılar Sibahi aşını. Bir ufak kınar, azar gibi akar. O devirde yurda kim bakar? Bir işe yaramayan kınar, bataklık olur kokar. Mecbur olup yaylalara çıkıldı. Bu pınardan usanlık bıkıldı, çok geçmeden pınar kurudu. Sivrisineklerin evleri yıkıldı. Bir yaylada 5 ev bulmuş. Bu kadar cemaatle bayram namazı mı kılınır? Böyle böyle cehalet kök attı. Bilmeli ki marifetsiz olunmaz, yaylasız olunur. Çalışana çoktu kazanç yolları. Toprak her şeyi verir. Sıvamalı kolları. Fakat göz açıp gördüğümüz deve, koyun, bir de çiftçi tolları. Birisini de bırakmak doğru olmaz. Bir kuyu, bir ovayı sulamaz. Bilelim ki kültür olmadıkça deve, koyun, kimse rahat bulamaz. Dünya koşar adımlarla ilerliyor bakın. Tahsil çağındaki çocuğumuz belki bine yakın. Şimdi ise okuyanımız ancak 156'dır. Şüphelenirseniz gidin mektebe bakın. 7 ile 15 yaşları okuma çağı. Ne zaman aşacağız bu dağı?
devletimizden öğretmen isteyip çocuğumuzu iyi devam ettirelim. Budur işin sahibi. Evlerimizin önünde vardır kuyu. Hem öyle ki derya gibidir suyu. Bir günde bir fidan değil, binini sula. Lakin atamadık kötü huyu. Tamir edilip işledi hamam. Genel hela çoktan olmuştu tamam. Bir de su mahzen isteriz. Gevezeyim, seslemeden duramam. Daha bitmedi. İsteğimiz var. Halk evi, spor, musiki, doktor. Değerli şarbayımızdan dileriz. Bir de elektrik makinemiz yoktur. Gece okulunu kültür iş yarımızdan dileriz. Radyomuz çalarsa şen olur güleriz. Cumhuriyet Marşı ve İstiklal Marşı'nı öğretirlerse sesimizle gökleri deleriz. Müsamerenize gerek olanları denkleriz. Öğrettiğinizi eski bilgilerinize ekleriz. Ketir denen yerler de bağ yapılması için sayın ilçe bayımızın buyruğunu bekleriz. Bizim ayağımız tempoya uymalı. Bilmediklerimizi konferanslarda duymalı. Yarınki harp yağlı paçavra, zehirli gaz, şehrimizi, yaylamızı sütrelenmiş hale koymalı. Yine geldi ağacın kıymeti yeri. Ağaçlık yerde zihin açık, vücut derin. Meyvecilik değil yereyim. 100 kişi saklar akasyanın her biri. Eyvah, eyvah. İlçeler içinde belki en geriyiz. Sayın başkanlarımızın emrini bekleyen Türkiye'yiz. Ülkümüze son yoktur. Elimizden bir şey kurtulmaz, kurtulamaz. Çünkü Acun kurlalıdan beriyiz. Acun kurlalıdan beri. Evet. Muallim Mehmet Peker. Bu şiirin yazarı. Ses geliyor mu? Al. Evet sevgili dinleyenler, sevgili Hikmet Peker'in dedesi Muallim Mehmet Ağa Peker. Yani Mehmet Ağa olarak o zamanlar öyle geçiyormuş. Bu muallim ki Mehmet Peker öğretmenmiş, ağaymış, sözü geçen biriymiş. O bildiğiniz ağalardan değil ha, öyle ağalardan değil. Bu eğitimli ağalardan. 1956 yılına gelelim şiirin yazıldığı döneme. Çumra'da herhangi bir Muallim Mehmet olsaydı, 1956 yılında ilçesiyle ilgili bir şiir yazsaydı, eminim buna benzer bir şiir yazardı belki. Ereğli, komşu ilçeleri sayıyorum, Cihanbeyli, işte bu tarafta Ereğli, etrafına çeviren 4-3 komşumuz. O yıldan bu yıla Ereğli, Çumra, Cihanbeyli, Karapınar'ın neresindeydi, şu anda nereye geldiler bakıyoruz. Biz hala neredeyiz? İşte benim biraz önce ifade ettiğim, hala kara dediğim noktaya gidiyoruz. Yani biz öyle yorumluyoruz. Peki bunu bir araya gelindiğinde, örneğin mesela benim aklıma öyle geliyor işte kaymakam, belediye başkanı, oda başkanları. Bir araya gelindiği zaman veya bilmiyorum bir kent konseyi oluştu mu? Oluşuyor, ara ara oluşuyor. Yani onlardan bir araya gelinip, ya bu Karapınar mesela Ereğli, Karapınar'ın yanında küçücük bir nahiye şeklinde, öyle miydi? 50, o küsur yıllarda evet. O yıllarda. Ama şu anda yani, il olmuyor, adanın en büyük ilçe. Evet, evet, evet. Nasıl oluyor da onlar bu denli, şimdi... Mesafe alıyorlar, biz niye geliyoruz? Şimdi sevgili dinleyenler, hadi toprağından diyecek olacağım ama şimdi aynı sınırlar, aynı toprak içinde yaşamış komşu. Yani o kadar uzak bir mesafede değil. Çok yakın. Aynı toprak, aynı iklim. Aynı iklimi yaşayan insanların genelde
töreleri, yaşam biçimleri, her şeyleri birbirlerine benzer. Yakın olmaz. Ama nasıl olur da onlar böyle bir anda ilerler de Karapınar böyle geride kalır? Şimdi ben diyorum ki, zannederim bu işte biraz yöneticilerin parmağı var. Ben o konuya isterseniz girmeyeceğim. Yok ben girmek istemiyorum. Yani şimdi alınmasınlar ama yani bir göreyi kalkındırmanın en güzel yolu. Hani bir gün bir program esnasında sevgili Tahir Akgürek Başkanım'la bir mevzuda konuşurken bir cümle çıkmıştı aslında. Başkanım, kenti çok güzel imal ediyorsunuz. Hakikaten her şey güzel, eyvallah da. Fakat şu var, insanlar bu güzelliklerin içerisinde gönülleri mutlu olmadığı sürece, gönülleri yapılı olmadığı sürece bu güzelliklerin içerisinde çok gönülsüz dolaşırlar. Evet. Ayrı kodlar gibi olurlar, ayrı kodlar gibi. O yüzden önce bence gönüllere imal etmeli, ondan sonra şehre girmeli. Şimdi demek ki böyle bir gerilikte gönüllerin imarı yok. Millet birbirine küsmüş, bir araya gelinmiyor, dayanışma olmuyor. Siz iyi ki bir dernek başlatmışsınız. Belki bu derneğinize de bu şekilde bir köstek koyanlar olacak. Sizin faaliyetleriniz, etkinlikleriniz, sosyal aktiviteleriniz engellenecek. Kıskançlıklar daha çok olacak. Ne olacak böyle? Nereye kadar gidecek? Kalkınacak mı o zaman şehir? Şimdi Yusuf Bey, Karapınar nereye gidiyor? Genel başlığı altında bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. Bir ilçelerin kalkınmışlığının kalkınmasına sebep olacak iki faktör olduğunu anlıyorum. Bir, yerel imkanlar, kendi mevcutları, insanı, idarecisi, belediye başkanı hepsi yerel imkanlar. İki, merkez hükümetten alacağı destek veya imkanları. Şimdi Karapınar 1513 yılında kurulmuş bir ilçe, 6 asırlık neredeyse bir ilçe. Yavuz Sultan Selim. Evet. Olmuş ve 150 yıla yakın da bir belediye tarihi var. Fakat merkezi idareden aldığı yatırım, imkan o kadar kısıtlı ki. Şimdi yerele geleceğim de. Evet. En bariz örnek, yani benim çok sık dilimde kullandığım. Mesela Konya'nın yüz ölçüm olarak en büyük ilçesi tarafından. Yüz ölçüm olarak harekete baktığınız zaman. Nüfus olarak da sanırım 6 ve 7. nüfus yoğunluğuna sahip bir ilçe. Ancak tarihinde hiç milletvekili çıkarmamış. Yani bir Karapınar milletvekili Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yok. Anladım. Ya bugün küçücük ilçe, nüfusu küçük diyebileceğim, isime girmeyelim şimdi, yanlış anlaşılmasın, hepçelik yapmayalım ama her dönem milletvekili çıkarabilmiş, bakan çıkarabilmiş, en az 2-3 çıkarabilmiş. Mesela günümüzde isim vermekle böyle görmedim. Bir Cihan Bey ilçesinin toplam 8 tane milletvekili var. Diğer partilerden dahil. Karapınar tarihinde bir tane milletvekili yok. İşte bu konuyu şuraya getireceğim. Karapınar'ın geri kalmasının en büyük sebeplerinden birisi merkezden gerekli ve yeterince desteği alamamış. Niye alamamış? Senin öz ve çocuğundan bir tane vekilin orada parlamentoda olmazsa işte el eline eşeğini türkü çağırarak gider atasözünün gereği işte bugün bir Ereğli, bugün bir Çumlar'ı veya diğer içerimizin vekilleri güya Karapınar'la oyun alırken sizin milletvekili değil 5 yıl uğramadıklarını. Bu birinci faktör. Yani Karapınar'ın komşu içerilerinden geri kalmasının sebeplerinden birisi sahipsizlik, yani vekil anlamında sahipsizlik. İkincisi de yerel anlamda pek biz kendimiz ne yapmadık? Çumlarlar ve Ereğliler sadece sırf devletten mi beslendi? Yani kendileri tabii ki yaptılar. Ama Karapınar'ın ikliminden kaynaklanan şöyle bir sosyolojik yapısı var. Bir gerçek var, tespit var. Bunu uzmanlar kabul ediyor. İklimden üzerinde bütün canlıları kendilerine benzetirler diyor. Buna insanlar, hayvanlar ve bitkiler dahil. Bütün canlılar. Karapınar'ın iklimi ne Ereğli'nin ne Çumar iklimine benzemez. Yani gerçekten Burak ve rüzgar erozyonunun dünyadaki örnek kırık bölgesi zaten. 60'lı yıllarda erozyon önleme bölgesi ilan edilmiş, birazcık önlenmiş günümüze kadar ama Karapınar bir çöl bölgesi, Burak'lık bölgesi. Yani tarıma dayalı, şu anda Karapınar'ın geçimi ne denir diye bana sorsan, tarıma hayvancılığa dayalı derim. Ama bu ne zaman? Son 5-10 yılda ciddi bir yol aldık tarım hayvancılığı. Bundan önce, yani 5-10 yıla kadar tarım hayvancılığı yapılamıyordu. Niye? İklim müsaade etmiyordu. Kuraklık var. Rüzgar var, erozyon var. Şimdi bitkin nereden sulanacak, hayvan ne yiyecek gibi eğitim, öğretim, devlet imkanı olmaz. Yani öyle bir böyle yumak haline gelmiş ki sahipsizlik, iklim şartları, insanın eğitimsizliği, tarafından bir de
1513 yılında Sultan Selim Külliye-i ve Karapınar'da Sultaniye, o zaman ismiyle Sultaniye, evet, Sultan eliyle bulunan şehir demek. Osmanlı'nın ilk kurduğu bir uydu kent, şimdiki adıyla uydu kent yani. Karapınar resmen Sultan emriyle Karapınar'da Pınar'ın başına Sultan ismi bulmuş şehir. Dolayısıyla Karapınar'a o günün şartlarına gereği değişik yörelerden değişik kavim ve sülaleler geldiği için Karapınarlılığı hepsi tek sülalenin değiliz. Yani sürekli göç veren, özellikle verdiği göç de kaliteli beyin gücünü göç veren, liseyi bitiren, yüksek okul okuma kapasitesi olan insanımız zaten haliyle üniversite yok. Fakat üniversite olduktan sonra da ilçeye dönüş değil, ilçeden kaçış yıllardır yaşanan bir gerçek. Şimdi benim iki tane öğrenci var. İkisi de Karapınarlı. İkisi de çok yetenek. Yani çok beğendiğim delikanlılardan. Yani demek ki güzel insanlar çıkarabiliyor. Bu yetenekli insanlar çıkarabiliyor. İnsanımızın IQ'sunun yüksek olduğunu biz eğitimci çoğu abimiz, büyüklerimiz ispatlıyorlar. Yani. İnanın yani son 5-10 yılda Karapınar insanı belki de bu coğrafi imkansızlıklar bunu dürtüyor veya tetikliyor. Karapınar genci son 15 yıldır ciddi yerlerde hatta biz dernek olarak bile envanterini çıkaramaz değil. Sadece Konya, Konya'da binlerce, 10.000 üzerine geçtik de. Türkiye'nin değişik yerinde o kadar çok Karapınarlı var ki inanın şu anda hangi hemşerimiz nerede, hem de ciddi yerlerde hekimler diyorum. Yani iş çorak herhangi bir patkala çarşından bahsetmiyorum. Ciddi köşe başından evrilecek, üst düzey edilmeyecek, yani idareci konumunda çok ciddi sayıda hemşerimiz olduğunu biliyoruz. Ancak işte biz dernek kurmayı kurup ne kadar bu tür faaliyetleri yapsak bile insanımızda da hala bir Karapınarlı, kendi adıma konuşuyorum, şuurunu oluşturamaz henüz. Mesela, biraz önümüze geçiyor. Evet, yani o kıskançlık mevzu doğru. Çünkü ben seni tanıdığım günlerde bir çalışma başlatmıştım. Bu çalışma gün ışığına çıktı, hatta kitaplaştı. Bir efsanedir, Meke ismini. Efsanesinden başladı. Evet, bir efsanedir, Meke ismiyle piyasaya da çıktı. Şu anda iyi de ilgi gördü doğrusu. Yani o roman içerisinde, roman olmasına rağmen bir aslında biraz da belgesel bir roman oldu. Evet. Ve Mekke'yi fevkalade anlatıyor. Ve biz bunun bir de görsel boyutuyla ilgili bir çalışma yaptık. Evet. Senaryosu hazır. Yani senaryosu da hazır. Evet. Ve ben işte az önce bahsettiğim şey de bununla ilgiliydi. O restoran sahibiyle konuşurken çünkü orayı bir çekim mekanı olarak düşünmüştüm. Çok idealdi. Çünkü Sultan Selim Külliyesi'nde geçiyor kısmen. Bölümlerin bir kısmı orada geçiyordu. Ve o küllerin içinde dolaşırken kiminle konuştuysak, kimlerle konuştuysak, hangi esnafla konuştuysak, herkes biz her türlü desteğe varız, hatta sponsor olmaya varız diyenler bile çıktı. Dedim durun, acele etmeyin. Önce bir berraklık kazansın olay ama olay geldi, kaymakama kadar uzandı. Sonunda sağ olsun o gerçekten tam bir kültür insanıydı o kaymakam bey. Yani o zannediyorum tayinle çıktı gitti. Üstü Bey şimdi siz olaya girdiniz. Yok şimdi girmek istemiyorum. Yani kısaca tamam, dönüş yapacağım. Tamam ben onun öncesini bir şekilde tamam yani çok ayrıntıya girmeyeyim ancak bizi izleyen dinleyenler nedir bu Mekke efsanesi veya Mekke bir efsanedir, Mekke'ydi sanırım roman ismi. Evet. Şu anda Türkiye'de pek çok sahibin kitapçıda direklerde yerini aldılar. Aldı. Ben bir dinleyicilerimizi buradan bir bu olayın özetini hemen bir anlatmak isterim. Malum her bölgenin turizm veya kültür açısından cazibe merkezleri, cazibe noktalar evet, olması gerekirdi. Evet. Karapınarımızın neyi meşhur? Burak, kurak alanda koyunlarımızın yayıldığı için Susuzca'da kekik özellikle. İşte o koyunların sütünden olan tereyağı ve yoğurdu meşhurdu. Bizim çocukluğumuzda Karapınar'ın koyun tereyağı ve yoğurdu çok meşhur. Niye? Koyun çöl ortamında kekik yayılıyor. Onun sütü olduğu için de. Ama bu yeterli değildi. Bir ilçeyi tanıtmak için yeterli değil. Evet. Biz gazetecilik yılına yeni girdiğimiz dönemde Ankara ve Konya'dan gazeteci ve yazarlardan bir heyeti ve Karapınar turuna götürüyoruz gezdirmeyi. Gezdik tabii. Bizim meşhur Mekke Gölümüz var. Tabiat harikası, nazar boncuğu. Tabiat Kültür Varlıkları Koruma Kurumu şu anda o listede alanı ilan etti zaten. Evet. Yani tamam ama bunun pazar alması lazım. Kesinlikle. Sadece işte göl demeyle olmuyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Yani tabak
Bir gün bir Ankara'lı işte o gezide bir Ankara'lı bir bayan yazardı. Şu anda ismini hatırlamayacağım. Dönüşte dedi ki Hikmet Bey, o zaman da bu Van Gölü canavarının falan hikayesinin olduğu tam zamanlar hızlı böyle basında Van Gölü canavarı furyası yaşıyor. Dedi bu Mekke'nin bir efsanesi, bir hikayesi var mı? Bu nasıl olmuş? Coğrafik ve jeolojik anlamda izahı var tabi de uzmanlar tarafından. Yani bir efsanedir, hikayedir, masaldır. Yok dedi. Niye yok dedi. Yok. Sen niye varsın dedi bana. Bakın böyle aynı. Niye dedi. Sen yazar değil misin? Yani elin kalem yok artık. Bu para. Dedi bir buna bir efsane yaz dedi ya. Yani o anda neden olmasın dedi. Sonra birkaç işte değil abimin aradığına tarihiyle ilgili eski bir şey yaptım. Ve ben oturdum. Üşenmedim. Bir hayali tamamen Mekke efsanesi diye bir şey kurguladım. Evet kurguladım. Uzman memleket basında çalışıyorum aynı zamanda. Evet. Ve bunun İngilizcesini tersiyonla tek poster bir takvim gibi bastırdım. Ve ciddi de muazzam özellikle karavan ortamında yani millet tüme esaslandı böyle akın akın millet Mekke'ye gidiyor. Sırf o benim romanda okuduğum şeyler acaba alın mı diye. Sanırım sizle tanışmamız da öyle oldu. Onu çarptınız. Evet, evet, öyle oldu. Ve siz bu Mekke efsanesi yani toplamı işte atıyorum A4 sayıyla 3-5 sayfaya geçmeyen efsaneydi benim yazdığım. Ancak bu sizin elinize geçip de siz bunu romanlaştırınca artık bu olay önüne alınmaz bir olay oldu. Yani tarihle siz efsaneyi çok güzel iç içe geçirdiniz. O zamanki kaymakamımız Osman Beyaz Yıldız Bey, yani Konya'daki pek çok bu kültür işlerinden anlayan insanlara ben gösterdiğim zaman ya olamaz böyle bir şey dedi. Yani bunun derhal dizi veya belgesel yapılması lazım. Film, sinema filmi yapılması, televizyon filmi yapılması. Ama lafı şuraya getireceğim yani biraz zaten oradan çıktık ya. Karapınar insanının işte bu ben şeye bağlıyorum. Değişik bölgelerden, yörelerden gelmişiz dedim ya 1513 yılında işte Sultan Selim ferman buyuruyor. Diyor ki ben İpek yolu üzerinde Karacadağ'ın eteklerinde işte bir pınarın yanına bir şey vurdum, şehir vurdum, külliye vurdum. Kim gelir ki orada yaşamak ister, yerleşmek istiyor. İşte buyruğumdur. Ondan köşür vergisi alınmayacak. Askereye geç gidecek. İşte şu kadar ev hazır koyun falan bir şeyler veriyor. İmtiyazlar tanıyor. İşte şu andaki bizlerin atalarımız bunlara geliyor. Yani evet. Özde bir birlik olmayınca birliğin tersi herhalde biraz kıskançlık duygusu fazla oluyor. Yani bu toparlayayım. Mekke efsanesini sizin senaryonuzun kameraya çekilmesi an meselesiydi ancak işte Hikmet Peker kopisi mi diyelim veya burada bu olaya fazla girmeyelim ama birileri sırf ilçeye faydası olacağından %100 emin oldukları bir gerçeği sırf Hikmet Peker acaba bu işten öne çıkar mı diyerek yani ben öyle iddia etmeyeyim veya siz o olabilirim. Ben öyle olduğunu zannediyorum. Yoksa bugün bile o senaryoyu, o romanı, o efsane okuyan insanlar ya böyle bir şey var niye bu filmleştirilmez? 2012 bu çağda niye bir kameraya çekilmez? Bu senaryo niye yapılmaz diye öyle çok insan var ki. Ama ne yani, olursa olsun kim ne karar alırsa alsın kendi başına. Henüz hayattayız Allah'a şükür. Elimizde de senaryo duruyor. Hazır. Elbet birileri böyle Karapınar'ı seven, Hikmet Peker gibi Karapınar sevdalısı bir böyle nasıl diyeyim maddi durumu iyi olan kardeşimiz çıkar, abimiz çıkar der ki biz de gelin, motor deriz diyorsun. Ya, biz de motor deriz. Yani. Ve hala bekliyorum ben. Yani o olayı hala ben bekliyorum. Ben de o müzmiş kaybettim. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani sevgili dinleyenler Karapınar'ı sadece eskiden Yeşilçam'ın yapımcıları gelir Karapınar'da çöl sahneleri çekerdi hala. Ama şu var, sadece çöl sahneler değil, Karapınar'daki obruklar, Karapınar'daki yeraltı şehirleri, yani uzayıp giden yeraltı şehirleri. Yani bu Karapınar'ın bütün dünyaya lanse edilmesi lazım. Bir tanıtım filmi yapmış olsanız ki ben o gün mesela bir briefing vermiştim sevgili kaymakamımızın protokolü, oda başkanlarına. Evet. Bu protokolda söylediği bir şey vardı. Bir tanıtım filmi yaparsanız alelade bir şey olur. Çok da profesyonel olsa bile onu sadece Karapınar sevdalıları seyreder. Başkalar çok merak edip bakmaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü mekan belirten binalar, evler hepsi birbirine benzediği için. Ama bir sinema filmi olduğu zaman dünya onu izler. Karapınar diye seyretmez. Onu film diye seyreder. Dolayısıyla dünya izler. Dünya izlediği zaman da ne olur? İşte dünyaya lanse olur. Ya yani bu kadar. Ya yani bir tanıtım filminden çok daha hızlı bir şekilde reklamı yapılmış olur böyle bir çalışma. Neyse biz yine bir reklam arası vereceğiz ama henüz programımızın henüz ortasındayız. Daha zamanımız var. Konuşacak çok şeyimiz var. Sakın yoruldum deme. Kesik çayır.
Kesik Çayır türküsü malum sevgili dinleyenler, bir Konya türküsü olduğunu Konyalıların tamamı bilir de Türkiye'deki... Kesik Çayır değil. Onu söyleyeceğim. Siz bana demeyin. Yok, onu söyleyeceğim. Oraya geleceğim. Biraz bahsedeceğiz ve Kesik Çayır türküsünü dinleyeceğiz. Kesik Çayır'dan biraz bahsedeceğiz ama reklamlardan sonra. Gecenin İzleri programı Sayın Hikmet Peker'le devam ediyor. Birlikteyiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii şu anda biz bizzat kitabından okuduğumuz sevgili Adem Zengin Beyefendi, yazarımız öyle diyor, onu gördüm diyor. Onu ölümsüz yapan eserleri ise 1939 yılında Yağmapınar'da Osman Sel'le birlikte Karapınar Halk Evi'nde büyük bir folklor ustası Muzaffer Sarı Sözen vasıtasıyla Türkiye Radyoları arşivine kazandırdığı İnce Çayır Biçilir Mi türküsü. Güfte ve bestesi kendisine ait. Karapınar folklorunun yaşayan değerlerinden biri ama maalesef bugün yeni neslin bu türkülerden haberi yok. Hoş, günümüzde ciddi ciddi birçok sanatçılar tarafından söylenir oldu. Rahmetli Neşet Ertaş tarafından bu türkü kesik çayır şeklinde söylenmiş. Yani dönüştürülmüş ve bu şekilde meşrulaştırılmış. İnce Çayır türküsü bu vesileyle silinip gitmiş. Bu olay aslında bu şekilde düzeltilirse çok sevinirim diyor yazar. Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Bana yardan geç diyorlar. Yar tatlıdır. Geçilir mi? Aman. İnce çayır, kalın çayır. Yaktın ciğerimi çayır çayır. Dağlar, dağlar viran dağlar. İçim yanar, kalbim ağlar. Aa, ben yan. Bacağım, ben yandım. Ellerin köyünde eğlendim kaldım. Ben bir güzele meyil bağladım. Uyudum, uyandım, koynumda sandım. Elinizden, elinizden, kurtulaydım dilinizden. Yeşil başlı ördek olsam, sular içmem gölünüzden aman, diyor İbrahim Çetin. İşte yazdığı yıllarda bu şekilde yazmış, üstelik bile bestelemiş. Tabii birçok kişi şu yörenin, bu yörenin diye sahip çıksa da ortada sanırım böyle bir... Canlı şahit Adem Hocam yani. Evet, Adem Bey, Adem Zengin Beyefendi bu işe bizzat canlı şahitlik yapıyor. Bunu da bu şekilde düzeltmiş olalım sevgili dinleyenler. Tüter buram buram memleket yemekleri. Şebit ekmek yeşil soğanla sarsınlar beni. Ayşe'ne de pişen bazlamaları, börekleri yedikten sonra razıyım, vursunlar beni. Doyanamam, çabuk getirin ekşili bamyayı. Ardından hazır edinince belli sarmayı. Kenarı gevrektir, ortadan verin baklavayı. Doyduktan sonra kıçı kışlaya kadar sürsünler beni. Yabana atmayın, sakın. Bol sumaklı paparayı, soğanlı sıkma varken ne yaparım acı pırasayı? Tahinli bir de yemeden geçti Ramazan ayı, boynu bükük kaldım, gelip görsünler beni. Yağlı bulgur pilavını sersinler yufkaya, yumrukla kırılan soğanı koysunlar ortaya. Çatalı kaşığa geri götürün mutfağa, elle yiyeceğim. Varsın görgü size, saysınlar dedi be. Araba şeyi, kesme aşıyı, unuttum sanmayı. Etletmek varken dürüm ile avunmayın. Doya doya için ayranı sakın kanmayın. Kim dedi diyene adım, adresim, versinler beni. Pişirip pişirip getirin, ne doyarım ne bıkarım. Et olmazsa inanın o sofradan aç kalkarım. Hırtlak turşusu gelmezse Karapınar yakarım. Varsın evire çevire adam, akıllı dövsünler beni.
Sofrayı kurmadan kişeleyin kara sineği. Sakın bağırtman susturum dana iğneyi. Eğer üstümde pişecekse düğün yemeği, isterim altında kemre diye yaksınlar beni. Bayramdan bayrama mezarlığa gelsinler. Toprağın üzerine küflü peyniri serpsinler. Su yerine kişniş hoşabı döksünler. Yağlı yoğurtla taşıma yoz çobanı diye yazsınlar beni. Hakikaten de olayı çok güzel yorumlamış. Sen şiire gireceksin ama. Girmeden o konuyla ilgili bir cümle tutmak isterim. Şimdi malum yöresel yemekler o yörenin kültürü sayılıyor artık. Yani genel evet. Gibi. Konya mutfağı ve yemek kültürü de Türkiye'de başlı başına bir kültür. Ancak ben şuna inanıyorum ve iddia ediyorum. Evet. Karapınarımızda, Karapınarında özellikle yöresel yemeklerinin hepsinin bir arada bulunduğu Karapınar düğün yemekleri. Evet. Konya'da damak zevkinin zirve yaptığı ve bu işte ustad denebilecek sayılan insanlarımız dahi Konya'da seyrek ille Karapınar düğün yemeğine bitirelim. Karapınar düğünü kaçırmak istemezler. Konya mutfağı Türkiye'de belli bir kaliteyi temsil ediyor ama buna rağmen bile Karapınar'ın düğün yemekleri yani bütün Karapınar yemekleri düğünde tüm menü geldiği için özellikle bu Konya pilavlarının meşhur kaşıkçı takımları bile Karapınar'dan daveti aldığı zaman oraya giderler. Yani Karapınar'ımızın o şiirde bahsedildiği gibi yemekleri gerçekten lezzetlidir. Bilmiyorum siz hiç Karapınar düğün yemeklerinde kendiniz mi? Ama gerçekten hemen menüyü sayı vereyim. Yoğurtlu çorba. Karapınar koyun yoğurduyla yapılan çorbası. Karapınar yine kuzu veya erkek koyundan toplu dediğimiz koçtan yapılan kebabı. Bamyası çorbası, etli yine bol kuşbaşı etli bamya çorbası. Yahnisi, kayısı veya kuşbaşılığından yapılan. Hoşaf ve kişniş üzümünden yapılan. Hoşaftan oluşan bir menümüz var. Ben de açıklamıştım. Yani ben anlatırken sizin yutkunduğunuzu hissettim. Gerçekten ben bile yutkundum. Yani Karapınar yemekleri gerçekten şiirde anlatıldığından çok daha güzel ve güzel de biz de buna duyuruyoruz yani. Evet. Şimdi, o şiirin yazarı Yoz Çoban'ı. Yoz Çoban. Yoz Çoban'ın lakaplı bir abimiz, büyüğümüz, kardeşimiz. Yani çok seviyoruz kendisini. Alemi yaşıyor. Evet. Yazdı, şiirler yazdı. Şimdi orada tabii altında Yoz Çoban'ın diye yazmadığı için ben söyleyemedim. Söylediği şey değil oldu. O şiirin son cümlesinde Yoz Çoban'ın kendi ismini geçirmiş. Ha doğru doğru. Yoz Çoban'ı bizim Karapınar'ımızın her yönüyle duygularımızı ifade eden bir kardeşimiz. İsmini açıklanmasını özellikle istemiyorum. Yoz Çoban diye geçiyor. Yoz biliyorsunuz sağmal olmayan yani sağlamayan oyuna denir. Evet. Yozlamak yani dışlamak kap benzer anlam bir şey yapar. Yozlu çoban yani normal çoban değil. Karapınar'da eskiden boyunculuk çok meşhurmuş. Ağaların iki çoban olmuş. Bir sağmal boyunlu, bir de çoban, normal boyun çobanı, bir de yoz çobanı. Erkek kuzuları, koçları ve sağlamayanları da ikinci eşi. Dışlanmış olan. Dışlanmış olan. İkinci. Bu arkadaşımız da mütevaziliğinin artık kendini hepsini görüp yoz çobanı diyor. Biz yoz çobanı diye isimlere geçiyoruz. Şu anda ben de çok güzel beğenerek tekrar tekrar kendi kitabım Meydan isimli kitabımda şiirlerine yer verdim. Halimiz bizim isimli bir şiirini okumak isterim dinlersen. Elbette buyurun. Halimiz bizim. Neresinden başlasam, nasıl anlatsam, anlat anlat bitmez halimiz bizim. Dert olmuş eşek yükü nasıl saysam, küfürden başkasına dönmez dilimiz bizim. Bin bir emek verip zahmet çeksek de, çoluk çocuk alın teri döksek de, bahçenin her yerine çiçek eksek de, gene kangal dikeni olur külümüz bizim. Hazıra koştuk, tezgahta kaldı halımız, su vermeyi unuttu, kurudu dalımız. Köpek boğuşturuyor bak en akıllımız, gayri sen düşün nasıl olur delimiz bizim. Sigara parası bulsa güler sevinir, kahve köşesinde ömrün tüketir. Bir işin ucundan tutmaya erinir, laf anlamaz oldu dönümüz bizim. Bütün derdimiz, kaygımız ekmek davası, bu dava uğruna verilen hayat kavgası.
Son umuttur belki de Mekke'deki yağmur duası. Kahrından kurudu bak gölümüz bizim. Sözüm gerçektir, gülüp geçme hemşerim. Böyle gördüm, böyle bildim, böyle söylerim. Bu yıl olmadı, seneye Allah kerim. Kim bilir, belki yeşerir çölümüz bizim. Anlat, yoz çabanı anlat, dök içini. Yazdıkların yalansa söksünler dişini. Borçlular alacaklar, bırakmaz peşini. Dirimizden daha huzurlu ölümüz bizim. Evet, Yoz Çoban doğru şeyler söylemiş olabilir. Tabii ne zaman yazdığını bilmiyorum ama günümüzde onun bahsettiği insanlar var mı diyorsunuz? Var. Bu şiirler, şu benim okuduğum şiir fazla değil, 10 yıllık. Ve geliyor. Evet, programın 3. bölümündeyiz. Evet. Sanırım 4. bölümünde artık ilerisini konuşacağız ama tam yeri gelmişken ben isterseniz 1. ve 2. bölümde ve 3. bölümde konuşmalarımızdan ziyade artık gelelim 2012 yılına. Karapınar'ımız şu anda Karapınar ne durumda? Ben ne kadar yani, dedemin şiirinde Sezen'in 2012'de hani desek de bir de fiziki, somut, gözle görülen, elle tutulan bir hayat süreç yaşanıyor. Ondan bahsedelim diye bizim ben sana. Şu elbette, anda Karapınar nereye gidiyor? Yani bugün itibariyle. Son yıllarda özellikle dedim ya Karapınar İnsanın ne yapıyor diye sorarsanız tarım hayvancılık derebiliyor. Ama tarım hayvancılıkla geçmiyor diye şu anda 2012 bugünler itibariyle çok rahat diyebilirim. Hatta çok ileri giderim, çok ileri bir iddiada konuşurum. Benim kendi köşe yazılarımda ve takım Karapınar'ın temsil ettiğim yerlerde konuştuğum şöyle bir iddialı ifade var. Karapınar şu anda Türkiye'nin tarımda başkenti. Ne kadar iddialı? Tarımda başkenti. Tarımda son 10-15 yıldır, yani 10 yıldır özellikle hızla artan sulutalma geçişle ürün deseniz de o kadar değişti ki. Bundan 10 sene önce Karapınar'ın ne ekiliyor deseniz 24 ayda, yani 2 yılda bir hububat ekiliyor. Su olmadığı için yağmurlu ancak 1 yıla kestiniz, 1 yıl tarlanda da sabır alır, 2. yıl bir daha kestiniz. Dolayısıyla sulu tarıma geçince o her yıl olduğu gibi, her yıl olduğu gibi sanırım süremiz evet. Bunu ikinci son bölümde bu Karapınar'ın bugünün tarımını, hayvancılığını özellikle çok önemli yani son finalde açıklayacağım. Karapınar, tarımın başkenti dedim de Karapınar, Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda çok hızlı bir mesafe aldı. Hemen dünden bugüne bu enerji. Karapınar'ın termik santrali vurulması an meselesi. Yani rezerv tespit çalışmaları bitti, ihale aşamasındayız. Doğal gaz üretimine 2012 yılında başlandı şu anda. Bir fil Karapınar doğalgazı üretilmeye ve satışa başlandı. Türkiye'de doğalgaz olmadığını zannedenler var belki ama şu anda Karapınar'ımızda doğalgaz üretiliyor. Şimdi üretmek derken? Evet. Yer altından çıkarıp şu anda satışa geçildi yani. Üretmek derken yer altındaki doğalgaz kuyularını bir taraftan arama çalışmaları devam ediyor ama 3 kuyuda 2012'den beri bir fil şu anda sanayi sektörüne doğalgaz, Karapınar doğalgazı kullanıyor. Sanayilerimiz var Ereğli'de ve Karapınar'da bir tane. Üçüncü en önemli konu, güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda Türkiye'nin ilk ve tek enerji ihtisas endüstri bölgesi oluşturuldu. Geçtiğimiz ay resmi gazete yayınlandı. Karapınar'da 600 milyon metrekare bir alan özel bölge ilan edildi. Muazzam bir yerli ve yabancı sermayenin hücumuyla karşı karşıya o süreçleri, tarım hayvancılık ve enerji üssü nasıl olacağız? Üç kömür, doğalgaz ve güneşten elektrik üretiminde Türkiye'nin enerji üssü olmaya aday ve aday değil yani şu anda hükümet politikası daha doğrusu Karapınar'ın yaptığı bir şey değil. Hükümet politikaları gereği önümüzdeki yıllar Karapınar o bizim iki bölümde anlattığımız geriye kalmışlığımızın misli misli acısını çıkartıp çok daha ileriye gidecek. Tamam bir o zaman bu konuyu konuşalım. Tamam, ben son bölümde. Evet, evet sevgili dinleyenler şimdi programımızın sonlarına doğru geldik. Sizlerle bir yarım saat daha birlikte olacağız. Şimdi reklamlar diyelim. Karapınar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Hikmet Peker'le birlikteyiz. Kısmetse bir yarım saat kadar yine Karapınar'dan bahsedeceğiz. Kendileri reklamlar öncesinde Karapınar'daki güzel gelişmelerden söz ediyordu. Ben araya bir muhterize koymak istiyorum. Yani bir antiparantez açmak istiyorum. Bu konuya gireceğiz ama Karapınar'da Gazeteciler Cemiyeti. Şimdi düşündüğüm zaman koca bir şehirde bile Gazeteciler Cemiyeti
var mı yok mu insan hayal bile edemiyor. Hele hele ilçede olması hakikaten çok ilginç bir şey. Gazeteciler Cemiyeti'nin bir ilçede oluşmuş olması. Ben bu konuda kendilerini de huzurlarınızda tebrik ediyorum. Böyle bir cemiyetin başkanı olması hasebiyle bu konudaki çalışmalarını da merak ediyorum. Neler yapıyoruz Hikmet Bey? Hakikaten de tebrik ediyorum. Böyle bir ilçede Gazeteciler Cemiyeti'nin olması, az önce bizim bahsetmiş olduğumuz yeni neslin eğitimli olması. Hani bak nasıl geliyor o hizaya doğru değil mi? Evet, evet. Teşekkür ederim. Mesleğimle ilgili bir soru sordunuz. Evet, Karapınar'ın şu anki halini, Karapınar'ın nereye gidiyor cevap vermeden önce araya bunu bir sıkıştırmış olalım. Karapınar Gazeteciler Derneği Cemiyeti içinde bulunduğumuz yıl, yani 2012'nin 28 Mart'ında kuruluş tüzüğü ve yönetimiyle beraber, kurucu yöneticilerine beraber resmiyetten ilgili valiliğe, kaymakamlığa teslim ettik. Ve geçtiğimiz 8. ayın 19'unda da ilk genel kurulunu yaparak ben zaten kurucu başkan olarak ilk önce tek aday olarak da dernek başkanıyım. Derneğimizin 20 üyesi var, kurucu 9 üyesi var. Bunlar şu şekilde oluşuyor. Zaten şu anda resmi ilan alma hakkına ait 3 tane bizim haftalık gazetemiz var. Birisi bana ait olan en eski, en köklü gazetesi bizim Memleket gazetesi. İkincisi Okuyucunun Sesi gazetesi ve Yeşil Pınar gazetesi. 3 gazete sahipleri, bir tane daha uzun ömürlü, bir tane Kar FM isimli radyomuz var. Radyomuz da bizimle beraber ve 6 tane de günümüz dünyasının vazgeçilmez olan web teknolojisine göre haber portali, internet gazeteciliği yapan 6 tane de sitemiz var. Evet. Bu altının 3'ü de zaten bizim gazetelerimiz aynı zamanda. Yani toplam 10 tane şu anda Karapınar'da basın kuruluşu, basın görevi yapan meslektaşımız var diyebiliriz. Bu 10 arkadaşla beraber bulduk bu gazeteciler cemiyetini. Mutabakatla kuruldu ve şu anda Karapınar'ımızın en güzü de Karapınar Belediyesi ve Kaymakamlığı'nın karşısında cadde üzerinde nezih bir mekanımıza cemiyetimizin binasını yerleştirdik, tevşiatını kurduk. Basın toplantısı ortamımız hazır. Bu yıl içinde işte 6. yıldan bu yana da düzenli bir şekilde cemiyet faaliyetine devam ettiriyoruz. Dediğiniz gibi benim bildiğim kadarıyla ki araştırmalarıyla Türkiye'de 17 tane ilçede gazeteciler cemiyeti var. Bu 17 ilçenin 2 tanesi Konya'dan, birisi Akşehir'imizde var. Evet. Bizden önce bulduk. Bir de Karapınar'ımızda var. Pek çok ilimizde dahi gazeteciler cemiyeti yokken biz Karapınar'ımızda kurduk. Bu kurmamızın sebebi benim belki bu dernekçilik, particilik gibi sosyal yönümün biraz aktif olmamın verdiği şey olabilir. Bu işi fikir babası da benim. Kuruluşundan bugüne kadar da acizane. Ama yine tekrar edeyim, bu diğer rakibim demiyorum bunlar, meslektaşım, arkadaşlarımın desteği sayesinde oldu bunlar. Şu anda da gayet yine gidiyoruz. Bir gazeteciler cemiyetinin yapması gereken tüzüğün yazan neyse fazlasıyla ziyadesiyle yapıyoruz, güç birliği yapıyoruz. Öyle bizim rekabetimiz, hasetimiz, fesatımız yok. Karapınar Gazeteciler Cemiyeti şimdiki ayaktayız. Evet, şimdi burada bir dernek dediniz az önce. Dernekle cemiyet aynı anlamda... Aynı, yani tüzel küçük resmiyette dernekler hepsi. Evet. Ama ünvan olarak derneğe cemiyet diye geçer. Mesela şimdi Konya'da da var. Konya Gazeteciler Derneği Cemiyeti. Ama derneğe kelimesi... Hayır, ben anlaşılsın diye söylüyorum. Ben durumun farkındayım. Dernek de bu arada Karapınarlar Derneği var, Gazeteciler Cemiyeti var. Şimdi Gazeteciler Derneği, Karapınarlar Derneği, bunlar farklı farklı şeyler sevgili dinleyenler. Tabii. Ancak ünvan konusunda, anlaşılması konusunda Gazeteciler Derneği değil de Gazeteciler Cemiyeti şeklinde anlaşılıyor. Evet. Sayın Hikmet Beker de bu Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni seçilmiş başkanı. Evet. Derneğin geçmiş dönem başkanı. Yani dernek ayrı, Karapınar'ın... O Karapınar'ların da önceki başkanıydı. Evet, evet, yani orada sanırım dinleyicilerimizden bir herhalde kelimeden burada yanlış anlaşılmış. Onu da cevap vermiş olalım. Ben şu anda cemiyet başkanıyım. Karapınar'ın Gazeteciler Cemiyeti'nin derneğin de eski başkanıyım. Evet, bilgilendirmiş olduk bu arada. Biz enerji konumuza tekrar gelelim. Yusuf Bey, enerjiden önce Karapınar Tarım ve Hayvancılık'ta son özellikle AK Parti iktidarıyla paralel diyebilirim. Evet. Çünkü bizde basıncı olarak böyle yazayım. AK Parti'nin izlediği tarım politikaları gereği Karapınar çiftçisinin sulu tarımla da paralel olduğunu iktidar süreci tabi. Tarlasından değil 24 ayda bir, 2 yılda 3 ürün alır hale geldi. Şu anda Karapınar'da bir tarladan 2 yılda 3 ürün alıyor. Bu
hububat dediğimiz yani buğday, arpa, çavdar türü hububat ürünleri artık neredeyse toplam ekili alanın 1/3'üne kadar geriledi. Tamamen yağlı bitkiler dediğimiz, yeşil bitkiler, yapraklı bitkiler, mısır, pancar başta, ayçiçeği ve yonca. Bunlar Karapınar çiftçisinin muazzam rantabı karlı gördüğü için, suyla da kavuştuğu için ve tarım politikalarında hibe olaylarının özellikle sulama sistemlerine %50 hibe vermesi devletin. Yani şu andaki politikalı gereği, siz sulama sistemi alırsanız devlet %50'sini hibe yapıyor. Evet. Ve uzun vadeli çok düşük faizli krediler derken, tarımda böyle bir aldı başını gidiyor tarafından. Gerçekten örnek tarım uygulamaları yapılıyor. İkincisi hayvancılıkta yine bu hükümetin teşvik ve hibe politikaları gereği ciddi anlamda benim geçenki Süt Yetişleri Birliği'nin genel kurulunda duyduğum rakam, resmi rakam, 100'ün üzerinde Karapınar'da büyükbaş hayvan tesisi kurulmuş. Ve sayısı 100'ün üzerinde fakat tesislerin her birinde de 50'nin üzerinde büyükbaş hayvan barındıran tesisler. Böyle 3-5 inekle değil, 100'ün üzerinde, 50'nin üzerindeki hayvan süt inekçiliği yapan tesis sayısı 100'ü geçmiş. Burada şunu demek istiyorum. Zannetmiyorum Konya'nın başka bir ilçesinde böyle 100'ün üzerinde 50 ve üzeri büyükbaş hayvan tesisi olan süt inekçiliği olsun. Ve zannetmiyorum Karapınar'daki kadar geniş arazide 2 yılda 3 ürün alınır. Ürün desenin çok geniş olduğu bir ilçemiz olsun. Nasıl hep 2 bölümde Karapınar, Bahtı, Kara bilmem ne desek de şu 10 yıldaki tarımda ve hayvancılıkta yaşanan gelişmeler gerçekten benim tarımın başkenti Karapınar sloganımı doğrular cinsten. Bunu sadece ben iddia etmiyorum. Konya Tarım Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı'nın istatistik verileri bunu kesinlikle tescil ediyor. Son tarımla ilgili bir cümle daha söyleyeyim. Gurur verdiğimizi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçtiğimiz yıl Konya bölgesinden aldığı buğdayların ölçüm değerleri, protein değerlerinin istatistik rakamlarını açıkladılar. Geçen gün bir seminerde Vali Bey'in ve tarım yetkilerinin evet. olduğu yerde. 31 ilçenin içerisinde en verimli protein değeri yüksek bu buğdaylar ortam olarak Karapınar'dan alındığına resmi kayıtlara geçmiş durumda. Hububat'ta bile yani Konya'nın en iyi ürünü biz üretiyoruz. Tarım hayvancılığı bırakalım. Asıl müjdeli Karapınar'ımızın belki uzun süredir Karapınar'a gelmeyen hemşehrilerimiz şu anda bilmiyor veya gelecek olmazsa. Karapınar'ımız öyle bir Türkiye'nin enerji sorunu konusunda öyle hızla yollandı ki 3 ana başlıkla topluyorum ben bunları. 1 gaz, 2 kömür, 3 güneş. Gaz, Karapınar'ımızın kuzey bölgesinde geçmiş 15-20 yıl önce de arama çalışmaları yapılıp buldu denildiği anda arama görevlisi mühendisin ölümüyle sonuçlanan bir arama çalışması vardı. Aradan yıllar geçti. Bu yüklü zamanında yine aynı bölgede arama çalışmaları devam edildi. Şu anda bir firma 3-4 yıldır arama çalışmasına devam ediyordu. Fakat aldığımız resmi bilgi, yani emin olduğum kesin yani bu şeyi resmi bırakan Arar firması, firma ismini derim, Arar isminde bir firma. 2012 yılının başından beri de yani bu neredeyse bir yıldır 3 kuyudan düzenli petrol üretimine başladı. Ve sıvı LPG şeklinde tankerlerle satışını gerçekleştiriyor. Yine yanılmıyorsam tam net bir rakam değil ama 10 civarında kuyuda da arama çalışmaları devam ediyorlar bir taraftan. Hatta 2012 bu yılın içinde bu 3 kuyunun resmi açılışı yapılıp Karapınar doğalgazının şu anda üretilip satışlarında bütün ülke ve dünya kamuoyuna duyurulacak. Yani Karapınar'da bir değil. Doğalgaz üretimi 2012'nin başından beri yapılıyor. Belki de o dediğim 10 civarında arama yapılan kuyuda şu anda 3'ünde mi 5'inde mi kaçında daha bulunduğu bilmiyorum. O bölge insanlar ve basın özellikle alınmıyor. Demek ki devamı gelecek bu. Gelecek. Yani Karapınar'da doğalgaz var ve devam ediyor. Kömür rezerv tespit çalışmaları 4 yıl önce başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yani bu yılın başında bitti. MTA tarafından Karapınar'ın kömür rezervi haritası çıkartıldı. Kapasitesi, kalorisi, üzerine olacak santralınla ilgili yani kömürün derinlikleri olsun yani o tür teknik şeyler hazırlandı. MTA tarafından EYUAŞ yani Elektrik Üretim AŞ devletin resmi kuruluna verildi. Bakanın beyanı 2012 yılında yani bu yıl içinde Başbakan'ın talimatıyla ihale aşamasına özel verilecek. Tabii devlet kendisi bir santral yapmayacak oraya. Şu anda bildiğim kadarıyla işte 2012'nin sonlarına geliyoruz. Bugün yarın veya artık sanırım bu konuda bizler basın olarak biraz sıkıştırıyoruz. Sanırım Başbakan tasarrufunda her an Karapınar Termik Santrali'nde ihalesi yapılacak. Bu muazzam bir artı katma değer demektir. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre bu termik santralin kuruluş aşamasında en az 3-5 bin kişi kuruluktan sonra da yine bir 5 bin kadar insanın o iki fabrikada iki tane santral düşünülüyor Karapınar'a bildiğim kadarıyla. 5 bin istihdam demektir.
ülke ekonomisine enerji tahvesi demektir, elektrik enerjisi demektir. Karapınar doğalgaz bir taraftan, kömür bir taraftan Türkiye'nin enerji sorununu hak etti. Gelelim üçüncü ve daha önemli, daha güzel bir müjdeli habere. Çoğu Karapınar'ı biliyor ama bilmeyenler de var. Bilenlerin de belki kıt bir yer olabilir. Gazeteci olarak çok taze ve sürekli iç olduğum için bunları aktarmak durumundayım. Geçtiğimiz yıl resmi gazetede yayınlanan Türkiye meclisten geçen yenilenebilir enerji yasası şu anda yürürlüğe girdi. Rüzgar ve güneşten elektrik üretimini kapsıyor bu yasa. Dolayısıyla Türkiye'nin güneş haritası ve bölgelere göre de güneş kotaları çıkartıldı. Konya'mızın güneşten elektriğe enerjisi üretme konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğu meteorolojik veriler ve harita sahip. Konya'mızın da özellikle Karapınar ilçemizdeki belli bölgelerde bu iş için en uygun, Türkiye'deki en cazip merkezler olduğu kanaatine varıldı. Bu sebepledir ki geçtiğimiz ayın 20 küsüründe tam hatırlamıyorum, resmi gazetede Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Belgesi kuruldu resmi gazeteyle. Konya Sanayi Odası'nda da geçtiğimiz günlerde müdürlüğü oluştu. Yani bu Türkiye'de ilk teşvik anlamında her açıdan Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Belgesi. Bu da şu demektir. Tam ince ayrıntıya girmiyorum ama o bölgede yatırım yapacak yatırımcı güneş enerjisinden üreteceği elektriği devlet yüksek fiyatta alma garantisi veriyor. Yeter ki orada elektrik üretin. Bir sürü de teşviği var. Yani normal bu bölgesel ticari tarımsal kredilerin teşviklerinin çok daha fayda değerli bir teşvik ama büyük yatırımlar gerektiriyor. Güneşten elektrik üretilecek. Türkiye bu işin üstü de Karapınar. Bölgesi de kuruldu. Müdürlüğü de oluşturuldu. Bildiğim kadarıyla da şu anda 40'ın üzerinde yerli ve yabancı büyük yatırım diyorum yalnız. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde elektrik üretme için yarış halindeler. Projelerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na verdiler. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı'na verildi veya veriliyor. Önümüzdeki Mayıs ayında da bu verilen müracaat dosyaları, takip raporları, değerlendirmeler yapılır. Mayıs ayında deniyor da, önümüzdeki Haziran'da bu ihaleleri kazanan firmalar Karapınar'dan muazzam güneş panellerinden devasa tarlalarda elektrik üretip ülke ekonomisine enerji pompalayacaklar. Yani toparlayacak olursak güneşten devasa bir sıfır yani gider olmayan sadece bir yatırım sermayesi var tamam. Termik santral iki tane. Neredeyse termik Afşin'in Elbistan termik santralinin kapasitesine eşit bir kömür rezervimiz var. Kalori olarak oranın iki katı, hacim olarak yarısı ama sonuçta aynı yol yani kömür rezervimiz Afşin Elbistan yarısı kadar küçüklük olarak. Fakat kömürümüzün kalorisi iki katı olduğu için aynı anlamda diyebiliriz. Yani Afşin Elbistan Türk ekonomisine ne kadar katma değeri yarattıysa elektrik olarak Karapınar o kadar elektriği yaratacak bugünden yarına ihale süresi bitip de yatırımcı kazma yurduktan sonra doğal gaz aldı başına gidiyor. Yani bu üçünde vurduğumuz yarına koyduğumuz zaman hani biraz önce ikinci bölümde bahsettiğimiz 1513 yılından bu yana Kara Kader Türküsünü umuyoruz ve bekliyoruz ki Karapınar diğer ilçelerin tutayla bakacağı bir ilçe olmaya doğru çok yakın. Onun arifesindeyiz. Tarım hayvancılıkta zaten patlama yaptı. Şu anda çok güzel gidiyoruz. Bu enerji konusunda da işte şu dediğimiz hemen yakın vadedeki gelişmeler nasip olur da gerçekleşirse bir. Karapınarlı olmaktan gururluyum. Muazzam artık o bizim belki derneğimize, hemşehrimize gerek kalmayacak zaten. Karapınar muazzam bir cazibe merkezi olacak diye umuyorum ve bekliyorum. İnşallah yani bu söylediğin şeyler bizim programın başında söylemiş olduğumuz bütün konuları çürüttü şu an. Evet, yani evet. Orada ne yaptık? Biz neden bir evet doğrudur. O da doğru bir ereğine ilerlemiştir, şu olmuştur, bu olmuştur ama artık ayağa kalkma zamanıdır Karapınar. Evet. Ayağa kalkma zamanıdır bu kadar güzel gelişme içerisinde. Aman kim yaparsa yapsın bu işi ister münferit ister siyasi kim olursa olsun aman peşini bırakmayın. Bu işler olsun, gerçekleşsin bu güzel gelişmeler. Çünkü Karapınar'a olduğu kadar memlekete de faydası olacak. Bu bir vatandaşlık görevidir. Bu bir milli görevdir. Bu bir hizmettir. Vatana hizmettir en azından. Ve inanın bu uğurda ölen insanlar onlara da şehit demek lazım. Hakikaten şehit demek lazım.
Ben kolay gelsin diyorum, tebrik ediyorum ve başında şu anlatmış olduğum mevzuları başından anlatmış olsaydın ben o konulara hiç girmezdim bile. Neden? Yani demek ki her şeyin bir vakti saati var. Finale sakladıklarım var özellikle. Her şeyin bir vakti saati var. Bu arada süremizi de biz soralım sevgili yönetmenimizden. Vaktimiz var. Evet. Bir 8 dakika kadar daha vaktimiz var. Bu arada Ali Baba mıydı, Ali Dede miydi? Bir tepe vardı. Ali Tepe. Ali Dede değil ama. Tepe, Ali Tepesi. Yani doğrudan tepe anlamda, Ali Tepe. Şimdi ben o tepenin üzerine çıktım. Karapınar ayaklarınızın altında kalıyor. Oraya kamerayı yerleştirdiğiniz zaman hakikaten Karapınar'a olduğu gibi görüntüleyebiliyorsunuz. Çok orijinal bir yer. Peki orası böyle biraz sosyalleşme açısından bir turizm tıpkı şey gibi diyorum. Yani şu Alaaddin Tepesi mesela, Alaaddin Tepesi'nde de çok ciddi bir çalışma yok. Yani tepe üzerinde insanların böyle cazibe merkezi haline getirebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Yani orada ona benzer bir çalışma var mı? Var olduğunu biliyorum. Gazeteci olarak Kar ile Belediye ile eşleşmişiz. Dediğinize tezgahı hatırlıyorum. Ali Tepemiz Karapınar'ımızın merkezinde. Yıma bir tepe. Önce Ali Tepe'nin tarihçesinden bahsedeyim. Zamanında tam hangi bey veya belediye başkanı veya artık zamanında bilemeyeceğim ancak o üzerinde daha doğrusu şunun için yapılmış. Rüzgar haliyle bizim orası ova. Evet. Yüksek yer, yel değirmenleri varmış orada, o tepeye. Yani yel değirmenleri için yapılmış. Peki bizim çocukluğumuzda yel değirmenin kalıntıları falan vardı ancak şu anda tabii emaresi yok. Fakat şu anda ilçenin tam ortasında muazzam bir seyir manzarası mümkün. Ve belediye alanı içinde, belediye ait tabi orası. Mevcut belediyemiz ikinci dönemde, 9 yıldır görevdeler. Başkanımızın seçim öncesi vaatlerinde iki dönemdir de yer aldı. Ali Tepesi'ni yeşillendireceğim. Turizm amaçlı yukarıya güzel bir restoran, bir kafeteryaya, aile bir cazibe merkezi haline getirmek. Bildiğim kadarıyla bilinen bir şey var. Şu anda yeşillendirme çalışmalarının sonuna gelindi. Ali Tepe'nin şu anda her tarafı yeşil çimlendirme çalışması, kameralar bitti fakat asıl önemli olan yukarıya yapılacak o restoran, lokantam diyelim, kafemim diyelim artık. Özellikle Karapınar'dan bir ailenin veya dışarıda gelen misafirlerimiz oturup tepeden nasıl bizim bu Meram Bağlamet Tepe gibi, At Yokuş gibi. Öyle bir restoran projesi de çizildi. Evet. Belediyemiz çizildiğini biliyorum. Sanırım bu yıl, yani bu 2013'ün baharında sanırım bunu ihaleye verip onu da final olarak yapmayı düşünüyorum. Başkanın beyanları yani. İnşallah. Şimdi bir de o yollara böyle bir araba veya yaya geçitler arabanın çıkabileceği şekilde yollarda yapılırsa. Yapıldı Yusuf Bey. Şu anda çevre yoluna o Adefe'nin tam masasına bir yaya geçtiğimiz, üst geçtiğimiz oldu. Hayır ben yaptı. Şeyi kastettim. Tepenin üzerine böyle Uludağ'a çıkar gibi. Teleferik gibi. Yok teleferik değil, yollar. Bildiğimiz yaya yolu. Şu anda yolu var. Var mı? Var. Trafiğe kapalı ben, geldi ama demirle kapalı. Normal önceki yolu geldiğimde var. Sanki o yollar o tepeye çıkarken biraz zorlandığımı hatırlıyorum. Var Yusuf Bey. Var da yani şimdi yukarıda bir tesis olup da bir görevli olmayınca karakolada yat diye aramazdı oraya arabayla çık, nahoş istemeyen oraya olmasın diye araç yolları falan var fakat demir olarak kilitli. Ama o restoran yapıldıktan sonra o yollar mecburen yapılmak tabii, zorunda yok, kalacak. Yollar var biliyorum yani güzel yollar falan yani. Altyapı tamam da sadece yukarıya bir restoran bulma işi kaldı. Başkanım beyanı da 2013'te güya onu da ihale edip verecek diye bekliyoruz. Peki yani bu şeyler, diyelim ki dışarıdan gelen turistler ya da oradan geçenler konaklama konusunda sıkıntı çekiyorlar mı? Çekiyorlardı. Siz sanırım 2 senedir, 2 senedir Karapınar'a gelmiyorsunuz. Evet. Karapınar'ımızda son 2 yılda 2 tane otelimiz oldu. İkisi de sanırım birisi 35-40, birisi 50-50. Yani 100 yatak şu anda çok ciddi anlamda gönül rahatlığıyla misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz 2 tane otelimiz oluştu. Şimdilik idare ediyor ancak şu biraz önceki saydığım konular var ya, termik santrali falan, devasa ölçekli büyük otellere ihtiyacımız olacak. Mecburen olacak. Hatta otelleri bile. Evet. Yani şu an itibariyle var 2 tane otelimiz. Sağ olsun 2 tane iş adamımız otel açtılar.
toplam 100 yatak kapasitemiz var. Gerçekten de nezih ortamlar var. Otogar üzerinde bir dönüşüm olabilecek mi? Ya da haliyle mi kalacak? Dün değil, evvelsi gün. Belediye başkanımız otogar yanında bir açılıştaydı. Kaymakam'da belediye yeni araçlarını açılışa soktu, kurban kesildi de. Orada kaymakamımız dedi ki, şu otogar ve burası dedi, belki de kaldı. Başkanım, burayı daha iyi değerlendiremez misiniz? Yani siz de soruyor, tam yerine soruyor. Yine başkanım da yani, belediye başkanı Sayın Mehmet Bogacoğlu. Düşünüyoruz Sayın Kaymakam'ın, ama artık zaten seçime bir yıl var ya, hı hı. Bu dönemimizde yetişmemiz, ama biz önümüzdeki süreçte Ereğli yolu çeviriyor artık tarafa, organize sanayisi o tarafa büyüyor, Ereğli yoluna istikametine. Orada bir yere taşıyıp, burayı artık bir de tepe zaten otogar olduğu yer var. Hem şehir içi oldu orası şu anda, yeni tarafından, eski tarafından tam ortası. Burayı da bir uygun bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Artık bir kooperatif emmerilip, bir güzel kaliteli konutlar üretilip o bölgeye. Onu belediyenin tasarımı, yalnız otogarın dışarı çıkaracağını da başkanımız 2 gün önce beyan etti. Valla bana göre böyle durumlarda kooperatif emmermek yerine, ora fevkalade tıpkı tabii bir orman alanı, 1 milyon ağaç dikilebilir örneğin, 2 milyon ağaç dikilebilir, bir ormanlık alan haline getirilebilir. Orada şey olabilir, özel orman evleri olabilir. Orası bir turizm için ya da o yörenin insanı için bir mesire yeri haline getirilebilir. Evet. Yani çok da orijinal olur. Yusuf Bey, inanın son 2-3 yıldır hani derler ya, yiğit öldür hakkında inkar etme veya teslim et diye. Son 2-3 yıldır diyeyim ama bu son 2-3 yıldır sıkıştı belki ve şu an devam eden. İlçemiz ciddi devlet yatırımı almaya başladı. Ciddi derken bana göre hala ciddi değil de, ben bunu biraz da muhalefet gözüyle bakmak da istemiyorum yani bazı şey. Karapınar 129 yıllık belediye. Son 8-10 yılda ciddi yatırımlar gördüm. Yani, peki şimdi sizin bakanınız yok, milletvekiliniz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Nasıl sesinizi duyuruyorsunuz hükümete? Şimdi başkanımızın ağzına sorsaydınız bu soruyu, Mehmet Bogacoğlu başkanımıza veya bir AK Partili siyasi yetkiliye sorsaydınız, bizim sayemizde derlerdi. Ya ben hayır da demiyorum ama ben biraz da gazeteciyim, gereği biraz da eleştire bakmak zorundayım. Ya daha mı yapılmasın? Ne diyor bir daha mı yapılmasın? Nedir mesela? 129 yıllık bir belediyenin kanalizasyonumuz yoktu bizim. Bu belediye başkanı döneminde yapıldı. Evet. Ha şimdi tamam, teşekkür ederiz. Öğrenecek bir şey mi? Evet, öğrenecek bir şey ama ben de diyeyim ki daha mı yapılmasaydı? Yıl 2012. Yani Konya'nın merkezinde 35 bin nüfuslu bir ilçeyinde de yani daha mı kanalizasyon olmasaydı? Atıyorum diye sayıyorum. Adalet Sarayımız yapıldı. Gayet güzel, hoş. E şimdi yapılmayıp da daha mı yani? Kaymakamlığın altında 3-5 odada mı sıksaydı Adalet Bakanlığı'na? TOKİ birinci etap, ikinci etap, iki etap ev yaptı. E şimdi Türkiye'nin neresinde yapmalı diyorum ben. Saray önünde üçüncü etapı başladı mesela küçük bir ilçe. Yeah. Ama Karapınar da, şimdi olay nereden bakarsanız doğru. Şimdi iyi işler yapıldı mı? Evet yapıldı. Gerçekten şu anda devam eden Gençlik Kültür Merkezi, Emniyet Sarayı inşaatı, ciddi inşaatlar yapılıyor. Çevre yolları, yani bazı şeyler ciddi yatırımlar var. Fakat yeterli mi? Ben yeterli görmüyorum. Hele şu önümüzdeki 3 güneş üssü, kömür ve doğalgaz da üs olacaksa Karapınar şu andaki belediye hizmetleri dişini boğana ekliyor. O zaman büyük yatırımlar geri gidiyor. O zaman umutlarınızla ve son sözlerinizle programımız süresi bitti. Son evet. Sözlerinizle programımızı bitiriyorum artık diyorum. Evet, ben öncelikle şahsınıza böyle bir cumartesi günü, güzel bir saat, dinlenebilecek uygun bir saatte beni bu programa, ÜKFM'e konuk ettiğiniz için şahsınıza, ÜKFM Yönetim Kurulu Başkanı, değerli başkanım, eski büyüğüm, abim Nurettin Özerden abime ve bizi programımızı dinleyiciler ulaştırmasını sağlayan ana kumanda masasındaki Ahmet Burak Tanış kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi, selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Nice yayınlara başarılar diliyorum hepinize. Teşekkür ediyorum. Sizi dinleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Valla senin kitaptan daha bahsedemedik bile. Biz seni sonraki zamanlarda bir daha alalım. Sağlık ve afiyet üzere olun. Bizi dinlemeye de devam edin diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.